Yeni haftada gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. Çünkü 9 Nisan siyasi partilerin milletvekili aday listelerini teslim etmeleri için son gün. O tarihi öncesinde partilerde liste mesaisi yoğunlaştı. İşte partilerin liste mesaisi. Ben özellikle başarı sağlamayan... AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında üst düzey komisyon toplanacak. CHP'de il ve ilçe başkanlarının görüşü alınacak. MHP'de liste Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Ön seçimin yapıldığı İYİ Parti'de ise son karar genel başkanda. Partilerin liste mesaisi yoğunlaştı. 14 Mayıs yaklaşırken gözler 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak milletvekili aday listelerine çevrildi. Yeni bir karar alınmazsa Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 parti kendi listeleriyle seçime girecek. Bizim, bu toprak bizim. AK Parti'de aday adaylarıyla mülakat süreci tamamlandı. Kesin liste Erdoğan'ın başkanlığında yeni haftada yapılacak toplantılarda şekillenecek. O listenin bazı illerinde Hüdapar'ın adayları da olacak. MHP'de kurulan komisyon ön inceleme yaptı. 3 Nisan pazartesi günü hazırlıklar Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Milletvekili listeleri için son söz Devlet Bahçeli'nin olacak. Millet İttifakı'na gelince, CHP'de il ve ilçe teşkilatlarının görüşü alınıyor. Aday listesinde görülmesi istenilen isimleri en geç 3 Nisan'a kadar kapalı bir zarfta Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'ya iletilecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisi toplantılarında liste hazırlıkları ele alınacak. İYİ Parti'de ise ön seçim yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve bazı büyük şehirlerin de bulunduğu 15 ilde teşkilat üyeleri oy kullandı. Aday listesine son şekli Genel Başkan Meral Akşener yeni haftada verecek. Millet İttifakı'nda ortak liste hazırlığı da var. CHP ve İYİ Parti'nin Adıyaman, Van, Bitlis, Bingöl dahil ondan fazla ilde ortak liste için anlaştığı, il sayısının 20'ye çıkarılması için görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Uzlaşılan illerde hangi parti daha güçlüyse o partinin listelerinden seçime girilecek. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun dile getirdiği ittifak içinde temas trafiğine devam ediliyor. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin bazı illerde tek listeyle seçime girebileceği belirtiliyor.